Bu program sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Şurada bir yerde bayağı yukarıda bak köşede golvar.com'u aşağıdan sık kullanmalarınızı ekleyebilirsiniz. Açıklama kısmında linki mevcut arkadaşlar. Şimdi Gürcan Bilgiç Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler söylemiş. Yani Fenerbahçe'nin son durumunu Mesut Özil'i falan konuşmuş ve kısa ve öz olarak şunu demiş. Fenerbahçe iki transferle ayağa kalkar. Şimdi Fenerbahçe ayakta değil mi? Yani niye ayağa kalkma gereği duyuyor? Ben onu merak ettim. Ee, diyor ki iki transferle ayağa kalkar kısmında. Ee, Tabi gazetenin sabah gazetesinde yazının tamamını okuyabilirsiniz. Ben bir kısmını okuyacağım arkadaşlar. Fenerbahçe çok tecrübeli bir ismin elinde. Sorunun nerede olduğunu ve ne yapması gerektiğini biliyor İsmail hocam. Antalya'da bu sorunları futbolcularıyla paylaşıyordur. Nasıl çözecekleri konusunda ürettikleri formüle, o ürettikleri formüle oyuncu grubunun yanıt vermesi için uğraşıyordur demiş. Ee, yani İsmail Kartal'dan bahsediyor. Fenerbahçe'nin iki problemi var. Birincisi kolay gol yenmesi, ikincisi ise takım pas ve oyun hızının yeterli olmaması. <laughs> kolay gol yenmesi, pas ve oyun hızının yeterli olmaması. Çok doğru. Açıklamalarında önde baskı yaparak topu kaleden uzak tutarak bunu yapmak istediğini söyledi. Yani önde baskı yaparsam bana benim kaleme gelemezler. Bunu daha rahat yaparım diyor. Ancak bu tempo için bir de iyi bir fizik gücüne ihtiyacı var. Kartal'a fizik kondisyonu yüksek bir takım miras kalmadı. Moral kondisyonu da düşük. İkisinden birini önceledi ve mental gelişmeyi öne aldı. Doğru bir tamir haritası var. Sürekli onarıyor. Eğer istediği iki transfer olursa gelişen bir takım yapabilir. Kampta eksikler olması önemli değil. Samandıra'da oluşacak sinerji her futbolcu olumlu etkiler. <laughs> Sadece üst üste iki galibiyete ihtiyaçları var demiş. Katılıyorum. Şubat ayıyla birlikte Mesut Özil'in takıma katılışı bir yılı bulacak. Bu süre içerisinde yeteneklerinin yarısını bile kullanamadı Fenerbahçe. bir sürü sebebi var. Hazır değildi, sakatlandı, uzun sürdü. Covid-19. Bunlar geçine bir de Vidor Pereira ile uğraştı. <laughs> Mesut gibi oyuncular takımların omuzlarındaki apoletlerdir. Değer katarlar, özel kılarlar. Fenerbahçe bu özel oyuncusu ile bir türlü sinerji oluşturamadı demiş. <laughs> Avrupa'nın en çok asist yapan oyuncusuna bu topları değerlendirecek santrafor almadılar. Ah ah işte en büyük sıkıntımız bu. Almadılar mesela diyor. Oyun kurgusunda Mesut'a yer açılmadı. Çabuk düşünen ve düşündüğünü yapan bir oyuncunuz var. Ama siz sahamızda bekleyeceğiz. ikinci bölgede baskı yapacağız. Hızlı çıkacağız diyorsunuz. Baştan kaybettiniz bu ortama Mesut da yanıt vermedi. Çok güzel. Mesut yok dendiğinde eğer taraftar eyvah demiyorsa bu da oyuncunun düşünmesi gereken bir durum. Dünya yıldızı olacaksınız ama yokluğunuz sorun olmayacak. Burada bir terslik var. Mesut kendini sorgulamalı ve artık yıldız moduna geçmeli demiş. Altına imzamı basarım. Çok güzel bir köşe yazısı olmuş. Devam için Sabah Gazetesi'ne alabilirsiniz arkadaşlar. Aziz Allah'a. İsmail Kartal'ın bugün basın toplantısı vardı. Hani ben her cümlesini aktarmayacağım. Bazı cümlelerini aktaracağım. İki yönlü 6 ve 8 gibi bir oyuncu olabilir gibi düşünüyorum. Hepsi imkan meselesi demiş. Yani transfer için. Daha doğrusu diyor ki kulübümüzün UEFA kriterlerine uygun bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Devre arası transfer yapmak çok zor. Bu da düşüncelerimin arasında var. Ben yönetimle görüştüm diyor. Hani ee, ben yönetimle görüştüm. Yani bir transfer istiyorum ama diyor nasip hani 6-8 olabilir. iki yönlü. İrfan Can tamamen 8-10 numara profilinde bir oyuncu. Orada Mesut var. Şu anda tedavisi sürüyor. Düzelince iyi bir Mesut her zaman bize katkı sağlar. Bakın oyuncuyu silmedim diyor. Yani iyi olsun ben oynatırım diyor. <laughs> Bence Mesut en iyisini ortaya koyamadı. Belinde bir problem vardı. Sürekli telefonda görüşüyorum. İnşallah bu sezon bu son yapılan tedavisinden sonra Mesut'un çok daha iyi olacağını düşünüyorum demiş. Ha şu bir gerçek elimizde bir sürü 6-8 var. Yani hala 6-8 biraz düşündürücü. Hani Gustavo, Sosa, Crespo 6. Hani İrfan, Mert Hakan, Max Meyer, Zayt 8, Mesut, Pelkas 10. Hani buraya bir transfer yapılacaksa herhalde birisi gidecektir. En azından Gustavo yani maaş yükü açısından. Ya da en azından Sosa ya da birlikte ya da zayt ya da meğer herhalde düşünülüyordur. Burak Kapacak mesela. Burak Kapacak'ı Bursa'dan beri tanıyorum. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Bu sabah da konuştum kendisiyle. Oynamak için çok fazla süre bulamadı diyor. Burak'tan ilgili de duyumlarımız var. Birazdan aktaracağım. 13 tane futbolcumuz kampta değil. Bak. Sol bekimiz ve 4 stoperimiz yok. Doğru sakat yani 4 stoper de yok. Taktiksel anlamda çalışmalara bu akşam itibariyle başlayacağım. Yani şu ana kadar taktik değil de hem fizik gücü hem de mental olarak futbolcularla ilgilenilmiş. Türkiye Ligi sert birlik, kolay birlik değil. O sahi ve ferdi kaliteli, değerli oyuncular, çok karakterli, temiz çocuklar ve ne verirsen alıyorlar. Burada da güzel bir mesaj var aslında. Futbolcuların zekasından da bahsetmiş. Yani ne verirsen alıyorlar, ee, öğretmen tabiriyle söyleyeyim. Bunlar çok zeki çocuklar. Yani. benim çok işime yarayan çocuklar demek istiyor herhalde. <laughs> Fenerbahçe'nin her kuluvarda matematiksel olarak şansı devam ediyor. 3 kuluvarda iddiamız var. Ne benim ne oyuncularımın biz havlu attık e, düşüncesi yok. Yani lig bitti ve bu sene gitti yere kadar gitsin düşüncesi yok. Sonuna kadar savaşacağız. Şimdi buna bir parantez açayım. Vitor Pereira'nın ya siz bu takımın UEFA Kupasını alacağını düşünüyor musunuz cümlesi ne kadar yanlışsa İsmail Kartal'ında bu cümleleri o kadar doğru. Lig bitti, havlu attık. Zaten ne olacak ki? Gençlerle çıkalım. Şudur, budur. Ben de dahil birçok kişi aynı fikirdeyiz. Gençlerle çıkalım bari lig bitti. Burak kapacak değerlensin de satalım. İşte şunu satalım. Adam diyor ki ben böyle bir niyette değilim. Üç kulvarda devam ediyoruz. Doğru. Lig bitti gençlerle çıkalım. Avrupa. Hedefimiz burası. Az takımla çıkalım. Avrupa'dan elinirse ne olacak? Şu anda taraftarımızın sabrı yok. Bizim de zamanımız yok. 3 günde bir maç oynayacağız. 1,5 ay boyunca. Gönül ister ki daha fazla zamanım olsaydı gerçekçi olmak lazım. Diyor. Haklı. Altay Bayındır normalde bizimle buraya gelip antrenmanlara başlayacaktı. Ancak hasta oldu. 2-3 hafta içinde oynayacağını düşünüyorum demiş. 2-3 hafta içinde derken çok uzun bir süre. İsmail Kartal'ın böyle bir özelliği vardı. 2-3 hafta der. 1 hafta sonra falan oynar. sever böyle müjdeleri. Haberiniz olsun. <laughs> Fenerbahçe'nin Konan transferinde löv detayı. Çok uzun bir haber bu. Ben kısaltacağım arkadaşlar. Şimdi muhtemelen Fenerbahçe'nin ara transferde belki de ilk transferi olacak Konan. Yani ilk kapı yapılan transfer olacak muhtemelen Konan. Ve dikkat çeken bir detay ortaya çıkmış. Detaylar ortaya çıkmış. Bu sezon inişli çıkışlı bir performansın ardından Fenerbahçe taraftarı yönetimini son maçlarda istifaya çağırdı. Doğru. Hani Vitor Pereira sonrasında İsmail Kartal geldi. Fenerbahçe 3 maçı da kaybetmedi ama Nova'nın sakatlanması, sol bek arayışları, e, Gislihan Konan için harekete geçilmesi, e, başkanın bizim açımızdan tatmin edici teklif Fenerbahçe'nin anlaştık demesi, hücumsal bir bek olması vesaire vesaire. Yani 27 Aralık 95'te dünyaya gelmesi. Futbolu için okulu bırakmış. <laughs> biz de futbol için okulu yakarlar. Öyle 800 bin, 800 euro maaşla transfer oldu falan filan geçin. Detay şu. Ee, İsmail Kartal devam ediyor ama seneye Yuhayim Löv'ü Fenerbahçe bekliyor ve Konan transferinde Löv'ün onay verdiği mutlaka alın dediği iddiaları var arkadaşlar. <laughs> ve bu iddialar sanki çok çok doğru gibi geliyor bana. Eee... Ben öyle tahmin ediyorum yani sanki %100 doğru gibi geliyor. <laughs> Belirtmek istedim. Evet, bir diğer haberimiz Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı krizi diyor. Asıl bak. Asıl siz transfer dönemlerinde hep şeye odaklanıyorsunuz. Sölbeke kim geliyor? Forvete kim geliyor? Sağa kim geliyor? Asıl haber bu. Haberin babası bu. Haberin merkezi. Transferde son nokta bu. Öyle değil mi arkadaşlar? Alamazsanız yani alamazsanız sol beki sağ beki neyle alacaksınız? Ne yapacaksınız? Nasıl becereceksiniz? Yani ilginç. İlginç arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Bak bu arada bu Fenerbahçe transfer dosyası şöyle yapalım. Bu en kapsamlı duyumların olduğu bir video arkadaşlar. Sizinle Şöyle yapayım. En kapsamlı duyumlar bu videoda çünkü. Transfer dosyası. Şimdi Fenerbahçe sol bek golcü almak istiyor. 2 Şubat'a yetiştirmek istiyor UEFA listesini yeni oyuncularla imzalaması için birilerinin gitmesi gerekiyor. Yanaşan yok. Ekonomik durumlar sıkıntılı. Ara transfer dönemindesin. Avrupa'da transfer bitti bitiyor.com ve ayrılmak isteyen çok fazla kişi yok. Mesela bakın Tisserand Sentetyen onu aldı, bunu aldı, şunu aldı. Bize geldiği zaman ya biz de diyemezdik. Bizim paramız çok az. Her bize bir iyilik yapsanız diyor. Yere kat lan Mesela Max Mayer. Max Mayer'in de şöyle bir durum var. Biz Max Mayer'e temelli göndermek istiyoruz. Max Mayer diyor ki ben gitmiyorum temelli. Yani en fazla kiraya giderim. Ha bir kısımda diyor ki hocam Löw geldiği zaman Meyer'i ister takımda. Ben de katılıyorum. Benim bildiğim Löw Meyer'i ister abi. Çünkü bu adam zamanında Bak zamanında Alman liginde prime bir dönem sergilemiş. Yine yapabilir. Uzun lafın kısası mesela bek hazır. Konan e, hazır. Nikosuz var. Yedekte tutuluyor. Daha olmadı mesela Eren Elmalı ismi var. Gündemde konuşulan isimler. Hani Eren Elmalı için yabancıya gerek yok ama onun için de kontenjan var. Yani meğer dert olmaya gelmiş diyorlar ama alakası yok. Adam kendini biliyor. Ben Performansım çok gidiyor istatistiklerde şahane pas yapmışım diyor. Ee, ben size şunu söyleyeyim sizin odaklanmanız gereken Gustavo Sosa, Gustavo Sosa, Zaitz, Allah yarısı saymıyorum. Belki de Novak, belki de Novak. Atilla Salahi'nin bir durumu vardı ama sanırım Atilla Salayı e, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak tamamlamak zorunda kaldı diyeyim. Ee, onu söyleyeyim. Bursa Spor şey Çaykur Rizespor Burak Kapaca kiralamak için resmi teklif yaptı diyor. Meşhur bir duyumcu. Yani oynama garantisi verirse teklif kabul edilecek diyor meşhur duyumcu ama oynama garantisi vermeden de kabul edilebilir. Ben şunu söyleyeyim. Burak Kapacak oynamak istiyor ve oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'de kalırsam oynamak istiyorum diyor. Eğer oynatmayacaksanız gitmek istiyorum diyor. Aslında İsmail Kartal bence az önce ona vurgu yaptı. İsmail Kartal açık açık duyumu verdi. Dedi ki arkadaşlar ben Burak'a gönderiyorum. Oynayacağı takıma. Ben öyle anladım. Ayrıca Rize Spor'un sadece Burak için ilgisi yok. Çağatay kuru kalıbı da istiyor diye bir duyum gördüm sosyal medyada. Bu doğru değil. Çağatay'ı çok fazla izleyen, isteyen yok. Onu söyleyeyim. Giresun Muhammed Gümüşkaya için bugün bir görüşme daha yapacaktı. Bakalım ne olacak, sonuç ne çıkacak. Ama Muhammed Gümüşkaya da oynamak istiyor. Muhammed de gelişmek istiyor. Bak seneye e, oynatman gereken isimler var. Yani 2000 doğum ve üstündeki futbolcuları oynatman zorundasın. E, bakalım Muhammed için de belki bugün bir kap açıklaması gelebilir. Gitti gidiyor nokta diye. Hatırlayın Giresun Teknik Direktörü Hakan Keleş. Geçen sene Muhammed'i istedik. Yine istiyorum. Çalışmak istediğim, yeteneklerine güvendiğim, gelişimi açık bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de şartları var. Onunla çalışmak istiyorum diyor. Asıl oynama garantisi burada arkadaşlar. Yani asıl oynama garantisiyle göndermek istediğimiz isim Muhammed Gümüşkaya. Bilginiz olsun. Ha bu arada Konan demişken unutmadan orada belirteyim. Konan'ın menajeri imza parası istiyor. Ki bu sosyal medyada düştü. Çok salakça değil mi arkadaşlar imza parası istenmesi? Lan biz zaten bonservis veriyoruz futbolcu gelsin diye. O zaman sen hallet. Alacağın mı var, vereceğin mi var? Bonservisini hallet. Biz bonservis vermeyelim. İmza parası verelim diyoruz. Bundan dolayı birkaç günlük sekteye orada. Ya bu sorun çözülecek gibi duruyor. Yani basit bir iş. Onu sorayım. Bu arada İsmail Kartal, Konan Forvet 6-8 bir de kanat istedi açıkçası. Yani 4 tane isim %100 istedi. Şimdi ben Forvet konusunda çok umutlu bakmayın diyorum. Çünkü Forvet'lerin ikisi de Rogon menşe ile. Yani hem Berisha hem Serdar Dursun Rogon. Serdar'a zaten geçtim. Türk sonuçta. Yani şu anda bana deseniz ki hocam Berişa'nın mı Serdar Dursun'un mu Valencia mı gitmesi daha muhtemel. Gönderilmek istenen Berisha ama Valencia daha muhtemel desem kızarsınız. Ben diyorum size forvet bence çok beklemeyin. Ama ne olur ne olmaz. Ee, bakalım. Fakat şu var. Berisha da oynama garantisiyle bir takıma gidebilir. Mesela Hull City, Shota Arvaletze yönetiminde çıktığı ilk maçta Swansea'yı 2-0 mağlup etmiş. Üst üste 3-3. Arjun aldı alalı 3-3. Ya arkadaş Ali Koç sen bu Acun'la hiç mi yan yana takılmadın? Hiç mi muhabbet etmedin? Hiç mi balık tutmaya falan gitmedin? Hiç mi nargile içmediniz? Hiç mi bulaşmadı ya? Ya Ali Koç'u akla gelince loser, Acun Ulucalı gelince winner. Adam kazanıyor. Adam kazan kazanın Türkiye'deki temsilcisi. Yani teşbitte hata olmasın yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum. Hani halk arasında şey dediler ya Allah yürü ya kulum demiş diye. Acun Ulucalı'ya depar at demiş resmi. Ya Acun Ulucalı elini nereye atsa adam kar de diyor. Ha şu bir gerçek. Acun Ulucalı'nın sevdiğim tarafı şu. Perde arkasında çok yardımsever bir insan. Yani çok yardımları dokunan bir insan. Bir. İkincisi de kimden akıl alması gerektiğini çok iyi biliyor. Yani ben Acun Ulucalı'nın o özelliğini çok severim. Yani buna şey derler ya yani İslamiyet'te de buna derler. Danış derler. Bir meşveret kur derler, bir topluluk halinde oturun, ortak karar alın derler. Hatta hani bunda hayır vardır derler. Hakikaten de öyle. Her işinde, düşünsene mesela eve çamaşır makinesi alacaksın. Biz ne yapıyoruz? Aslında biz de meşveret yapıyoruz. Yani meşveret toplantı manasında. İnternete giriyorsun, ne yapıyorsun abi? Yazıyorsun en iyi çamaşır makinesi modelleri. Geçen biz bir şeye baktık. Ee, hamur makinesi mi? Hamur karıştırma makinesi diye. Karaca'nın bir tanesini bulduk. 2700 liraya mesela. En şey internette araştırdık araştırdık. Herkes onu övüyor. İşte şey kıyma şeyi falan varmış. Ee, aparatı falan. Herkes onu övüyor mesela. Yazmışlar fiyat performans garantisi şeyi çok iyi. Sarsma olmuyor. İşte tezgahınızın üstünde çok iyi. İşte ürün çok iyi. Kaliteli servis. a şöyle böyle. Ulan benden de iyi reklamcı olur ha. Ondan sonra yazmışlar işte ben aldım kullandım ürünü satan sitelere girdik tek tek baktık altta resimleri mesimleri var göndermişler. Parçalar çok iyi şunlar çok iyi bu çok iyi şöyle böyle. E, kullanan akrabalar var mı diye sorduk var. E, ya arkadaşlar hocam sen de amma enine cücüne girdin. Soracaksın abi 2700 liralık bir malzeme az buz değil. Bizim akrabamızın bir tanesi de tavsiye etti işte içli köfte de yapıyor, çiğ köfte de yapıyor, kıyma makinesi de var, hamur da karıyor, şu da bu. çiğ köfteyi duyunca ta zaten ya çiğ köfteyi duyunca zaten benim damar değişti yani. Mesela ta Karaca'nın bayisi var, her yerde var bayileri. Ben herhalde biz Kayseri'de 50 tane falan Karaca bayisi yazdım, 50 tane falan çıktı. Gittik, orayla da görüştük, özelliğini anlattı, hoşumuza gitti, aldık, bitti. Yani Demek istediğim şey bu. Acun da bunu yapıyor. Ne yapacak? Takım alacak. Hangisini alsak? Hangi ligden alsak? Ne yapsak? Hangisi daha çok kar elde eder? Portföy çıkartın bana. Çıkartıyor. 20 tane takım çıkartıyor Acun kendine. Şu var, bu var. Ado Den mıydı? Neydi bir? Hollanda'da Graf Schaaf mıydı? Hollanda'da bir takım aldı mesela. Tam ortağı tam or almadı. Yarım ortağıydı. Orada tecrübe kazandı. Burada full. Keşke Ali Koç da biraz e, alsa bu özellikten. Bu arada Mesut Özil'le ilgili Ahmet Selim Kul diyor ki Mesut'la yönetim arasında karşılıklı memnuniyetsizlikler var. Sezon sonunda ayrılık ihtimali çok fazla diyor. Valla bir e, köy muhtarsız olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Değil mi? Yani bir sanat eseri de o eseri yapan kişisiz olmaz. Düşünsene yani odaya giriyorsun bakıyorsun işte kendi kendine duvara işte ne mutlu Türk'üm diyene yazılmış. Sen şey diyorsun tesadüf eseri oldu. Biri sana nedir? Ya aptal mısın kardeşim? Buraya illaki biri yazmıştır. Ha şimdi ben size diyorum ki ya bir köyde üç muhtar olmaz. Ya bir ülkede üç cumhurbaşkanı olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bir çocuğun üç tane annesi olmaz. Bizde maalesef üç tane, dört tane mesut var. Bu da sıkıntı. Yani Mesut 10 numara olsa, yedeği Pelkas olsa hiç kimse için sıkıntı yok. Pelkas işte değer. Mesut 10 numara olsa, yedeği Arda Güler olsa sıkıntı olabilir birçok kişi için. Benim için olmaz. Mesut'un sakatlık şu bu sürekli devamlı varsa sıkıntı olmaz. Bizde çok 10 numara var. Yani Mesut yüzünden Pelkas'ı küstürdük. Pelkas oynamayınca İrfan'ı geriye götürdük. İrfan oynamayınca o geriye gitti. Silsile halinde üçü birbirine düşürdü. Başka takımlarda üçü rekabet eder. En iyisi oynar. Böyle bir sıkıntı var. Ben şunu söyleyeyim. yıllık ücreti çok fazla Mesut'un. Keşke Katar'a matara okutabilsek. Mesut'u, Gustavo'yu üçer beşer satsak. Kar elde etsek ama maalesef ee, durum bu arkadaşlar. Onu da söyledik. Lövle prensip anlaşmasını Ahmet Ercan'la bir kez daha söylemiş. Prensip de anlaşıldı. Asla ve asla para pazarlığı yapmadı. Sürecin uzamasının tek nedeni proje üzerinde istişare yapılması demiş Ahmet Ercanlar. Ben Löv konusunda temkinli olmakta fayda var diyorum. Yani siz benden daha iyi bilirsiniz. Ama yineliyorum, tekrar ediyorum, tekrar söylüyorum. İmzayı görene kadar Löv'ün kendisine de inanmayın, bana da inanmayın. Arkadaşlar rica ediyorum, özellikle rica ediyorum. İstirham ediyorum. Lütfen atabildiğiniz kadar yorum atın. 5 tane yorum atın, 10 tane yorum atın. Şu videonun yorum sayısı. Ya bir videomuzun yorumunu 1907 görelim ya. Olmaz mı? Çok mu zor? Yani her videoda saçmalayın arkadaşlar. Saçma yorum yapın. Nokta yazın, enter'e basın. Hocam spam'a düşer ceza yeriz. Yok. Benim yüzümden yersiniz ceza yersiniz. Yani ben bu adam spam atıyor dersem yersiniz. Ki benim işime gelir. Yani aynı e, yorum 500 kere atın. Ben hepsini onaylarım. Hiç sıkıntı yapmayın. Anlatabiliyor muyum? Ve lütfen videoları açar açmaz beğenin. Tamamını izleyin. Hani videonun ilk dakikaları önemli. İlk yardım şeyi gibi. video ilk bir saat içerisinde beğendiniz. 20 tane yorum attınız. Sizin o 20 yorumunuzda belki 20 kişi sayenizde video izleyecek. Kanala abone olmayan. Hocam ilk bir saatte 1000 tane reklam şey yorum atıldı. Sizin o 1000 yorumunuz yüzünden binden fazla kişi belki 10 bin kişiye 20 bin kişiye video gösterilecek belki içinden bin kişi açacak izleyecek hem kanala destek için rica ediyorum hem de kişisel olarak rica ediyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere